Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın içerisinde bu sıralar enteresan bir konu var. Gündeminde vatandaşlarımızın ilginç bir konu var. Bildiğiniz üzere Frankfurt Başkonsolosluğumuza Yusuf Yerkel adında bir kişi atandı. Bu kişi kamuoyunda Soma'daki 301 madencimizin hayatını kaybetmesinden sonra bu durumu protesto eden bir vatandaşımızı tekmelemesiyle tanınan bilinen bir kişi Yusuf Yerkel. Bununla ilgili kamuoyunda haberler yer almaya başladı ve kendisinin Cumhurbaşkanının onuruyla Frankfurt Başkonsolosluğuna ticari ateşe olarak atandığı yönünde haberler medyada yer aldı. Bununla ilgili olarak şu anda Frankfurt başta olmak üzere Almanya'nın pek çok noktasında bu olay konuşuluyor, tartışılıyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz, yeni gelişmeler var. Yusuf Yerkel'in Frankfurt'a atanmasıyla ilgili olarak Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre değerli izleyicilerimiz Yusuf Yerkel şu anda Frankfurt'ta hizmet pasaportuyla Almanya'ya giriş yaptı ve kendisi ev vesaire bakıyor diye bir iddia söz konusu. Hatta haberi tam olarak size paylaşayım. Yusuf Yerken'in tayinine 3 ay önce karar verildi. Ticaret Bakanlığı'nın bu yöndeki önerisinin Dışişleri Bakanlığı tarafından uygun bulunduğu ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından geçtiği belirtiliyor haberde. Bu onayın ardından Frankfurt'ta ticari ateşesi olan Tansu Günendi Ankara'ya çekildi. Deneyimli bir ekonomist olan Günendi'nin dönüş için iki hafta süresinin kaldığı belirtildi. Yerkel, Frankfurt'ta yer bakarken Almanlardan henüz akredite verilmediği, kendisinin de vize istenmeyen pasaportla Frankfurt'ta bulunduğu belirtiliyor. Vize istenmeyen pasaport hangileri? İki tane. Bir tanesi gri dediğimiz hizmet pasaportu, bir tanesi de siyah pasaport dediğimiz diplomatik pasaport. Devam ediyor haber. Aynen şu şekilde. Akreditenin verilip verilmeyeceği bilinmiyor. Hizmet pasaportunun kullanılabilmesi için Türkiye'nin bunu hazırlaması, Almanya'nın da bunu onaylaması gerekiyor deniliyor. Almanya Türk toplumu bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve şunları söyledi. Böyle liyakatsız atamayı birçok sağduyu sahibi vicdanlı kurum, kuruluş ve insanlar gibi bizlerin de kabul etmesi ve sineye çekmesi mümkün değil açıklaması yaptı. Sosyal Demokrat Parti hiç de hoş gelmedi. Atamayı hoş görmüyoruz. Açıklaması yaptı. Şimdi değerli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili olarak elbette bizim de söyleyeceklerimiz var. Şimdi konu her ne olursa olsun, kişi her ne olursa olsun burada kişilerden ziyade olayın ne olduğuna bakıp anlamamız gerekiyor. Bakın. Şimdi bu Yusuf Yerkel denilen kişi Soma maden faciasında bu durumu protesto eden kişiyi tekmeledi. Üstelik iki tane özel harekatçı polis bu kişiyi etkisiz hale getirmişken geldi tekmeleri vurdu sonra da gitti arabaya bindi. Şimdi normal şartlar içerisinde bir hukuk çerçevesinden baktığımızda sen bir kolluk kuvveti değilsin. Polis değilsin, jandarma değilsin vesaire değilsin. Bu dayak yiyen kişi diyelim ki suçlu. Sen hangi sıfatla gelip bu vatandaşı tekmeledin? Savcının bu olayla ilgili kamuoyuna bu kadar yansıyan medyada yer alan bu olayla ilgili bir soruşturma yapıp yaptığını biliyor muyuz? Hayır. Yapılsaydı herhalde bugüne kadar soruşturma yapıldı. Şu karar verildi diye herhalde haberini alırdık. Hiçbir şey olmuyorsa hafif yaralama diye arkadaşlar ki bu kişi gidip doktordan da rapor oldu hafif yaralı diye rapor aldı ona rağmen arkadaşlar bu olayda bu tekmeci Yusuf Yerkel tekme atan bu Yusuf Yerkel takım elbiseyle bu kravatlı beyefendi vatandaşı bu şekilde tekmeledi hiçbir şey olmadı düşünsenize siz bir kişiyi tekmeliyorsunuz Sonra da elinizi kolunuzu sallayarak gidiyorsunuz. Kamuoyunda da bu kadar yer alıyor bu olay. Şimdi ben bunları anlatırken birileri benim siyaset yaptığımı sanabilir. Beni takip edenler bilir. Ben ne siyasetten hoşlanırım, ne siyaset konuşurum, ne de siyasetçi konuşurum. Siyasette bizim Türkler arasında biliyorsunuz futbol gibi en çok bilinen, konuşulan şeylerden bir tanesi bana göre siyaset konuşmak bile hiçbir şekilde bize fayda sağlamıyor. Bu siyasetçilere yarıyor. Siyasetçilerin niye siyaset yaptığı konusuna girersek sabaha kadar anlatırız. Gerek yok. Yani benim ne siyasette ne de siyasetçi işim var. Ama olaya baktığımızda özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili bir durum biliyorsunuz. Biz burada yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili içerikler, videolar yapıyoruz. Şimdi bu beyefendi Yusuf Yerkel'in Almanya'ya, Frankfurt'a ticaret ateşesi olarak atanmasının arkasında böyle bir durum var. Yani hukuk bir şey yapmadı. Kalkıp biz bu adama suçlu diyebilir miyiz hukuken? Diyemeyiz. Peki vicdanlara ne anlatacağız? Vicdanlara. Bu konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir konuşma oldu. Milletvekilleri bu konuyla ilgili görüşlerini beyan ettiler. Mecliste konuştular konuşanlardan bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sayın CHP Milletvekili Utku Çakır Özer kendisi de durumun kabul edilemez bir durum olduğunu ifade etti ve şunları söyledi. Bu tekmeciye vergilerimizden yapılacak binlerce euroluk ödemeleri helal etmiyoruz dedi. Şimdi arkadaşlar durum bu. Yani bu Yusuf Yerkel denilen kişi dönemin başbakanının özel kalem müdür yardımcısı görüyor ve anlıyoruz ki kamudaki görevine, devlet memuru görevine devam ediyor. Kendisi ateşe oldu artık. Bundan sonra bu olay daha çok uzun süre tartışılacak. Sonuç olacak mı? Yani bu tartışanların muhalif olanlar ne diyorlar? Görevden alın diyorlar falan. Tekmelediği dönemde görevden alındı mı arkadaşlar? Hayır. Bundan sonra alınır mı? Hayır tabii ki alınmayacak. Şimdi bu olay böylesine açık, aleni bir şekilde kamuoyunda konuşuluyor, tartışılıyor. Diyelim ki böyle bir olay Almanya'da meydana geldi. Siz polisin elindeki bir kişi devletin bir memuru olarak gelip tekmeliyorsunuz. Bu olay da Alman basınında yer alıyor. Sonuç ne olurdu? Ya da Fransa, İsviçre, Hollanda, Belçika ya da başka ülkeler nasıl bir tablo ortaya çıkardı? Mesela bu olay olsaydı ve bu kişi işte Almanya'nın Fransa'daki büyük elçiliğine ya da konsolosluğuna işte Paris konsolosluğuna ticaret ateşesi olarak atanır mıydı? Hani YouTube'da birileri video yapıyor arkadaşlar diyor ki Almanya'daki market fiyatları bu diyor. Amerika'da da yapıyorlar diyorlar ya market fiyatları bu bak kıyaslayın mı yaslayın. Böyle bir video yapın bakalım ya merak ediyorum Almanya'da Böyle bir atama olsaydı hani kıyaslıyorsunuz ya ne olurdu diye. Çok merak ediyorum. Şimdi bu kişinin Frankfurt'ta 6000 euro maaş alacağı iddia ediyor Kamuoyunda bu tür haberler var. Bilmiyorum ben kaç para maaş alır ben parasından ziyade atanması ve toplumun bu konuyla ilgili görüşlerini aktarmaya çalışıyorum. Sorular soruyorum. Yorum yapar mıyım? Bak sabaha kadar yorumlarız bunu. Hiç problem değil. Ama yaptığımız bu yorumun neticeyi değiştirmeyeceğini biliyorum ben. Tekrar ediyorum ben siyaset falan yapmıyorum. Hangi partiydi bilmem ne bunlar bunları da konuşmuyorum asla. Benim hiçbir güne kadar siyaset yaptığımı duydunuz mu arkadaşlar? Biriyle ilgili konuştuğumu duydunuz mu arkadaşlar? Yok konuşmam da. Ama bu olay Türkiye'den sonra en çok Türkiye kökenlerinin yaşamış olduğu ülke olan Almanya'ya atanan bir ticaret ateşesiyle ilgili olduğu için Anlatma gereği duydum. Yani Yusuf Yerkel adlı beyefendi ödüllendirilmiş. Benim anladığım iyi bir noktaya atama yapılmış. Ticaret ateşesi kolay bir şey değil. Çok güzel bir makam. Ne diyelim arkadaşlar? Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne saygı içerisinde yazmanızı rica ediyorum. Siz Yusuf Yerkel'in Frankfurt'ta ticaret ateşi olarak atanması konusunda ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altına yazın.